Ben Şöhret Kandıra. Astrolojinin asıyım, trosuyum, lojistiğim. Bugün sizlerle burçlar hakkında yorumlar yapacağız. Kimilerine tavsiyeler vereceğiz, kimilerine üzüleceğiz, kimilerine ağzına eşleyeceğiz. Çünkü bazı burçlar bu aralar çok sapıtmış durumdalar. Şimdi 12 burcumuzun içinden aşka, sevgiye, güzelliğe, asilliğe, iletişime benim burcum olan terazi burcundan başlıyoruz. Terazi, sen niçin bu aralar böylesin kızım? Gellerin var, gitlerin var. Ne dediğini kimse anlamıyor. Manitanın yüzüne bakıyorsun ama yüzüne mi bakıyorsun? Ağzına mı sıçıyorsun? Belli değil. Niçin böyle? Birazcık hanım ol. Birazcık hanımefendi ol. Her şeye kavga çıkartma. Sağın belli değil, solun belli değil. Bu hayatta ya netsin ya götsün. Sana ben bunu 10 kere söyledim. Sen beni dinle. Özellikle bu aralar konuştuğun insanla, ilişkilerine, bak ikili ilişkilerin hepsine, iş yerindeki arkadaşlarına azıcık daha saygılı olmayı öğren. Yoksa hepsi bir olur seni kapıya atarlar. Sen ol, Şöhret ablanı dinle. Geldik Kova burcuna. Sevdin, sevilmedin, seveni sen sevmedin, canından böyle bezdin. Aman ben senin yerine dert yanıyorum kızım. Bugün senin için bir cigarette yakacağım ve senin için içeceğim sonuna kadar. Dumanlarını da sana göndereceğim. Sen insanlara çok değer veriyorsun. Hemen bağlanmak sende. Hemen seni çok seviyorum, hemen sana aşığımlar, hemen senden evlenmek istiyorumlar sende. Bir kendinin azıcık değerini bil. Bir aynanın karşısına geç, bir kendine bir bak. De ki ama ben nasıl bir güzelim, ama ben nasıl bir çıtırım, ama ben nasıl bir kaymağım de. Ki kendini sev. Kendini sevmeyeni kimse sevmez. Bu lafımı unutma. Özellikle bu ay kendini biraz ağırdan sat her anlamda. Beni dinle. Kovayı bitirdikten sonra sıra geldi Yengeç Burcu'na. Yengeç Burcu bu aralar çok ağır vurup harman savurmaklarda. Hayırdır kızım? Sen babanın evinde de mi böyle yiyordun levanları? Azıcık acı kendine. Lütfen diyorum size. Yediğinize içtiğinize dikkat edin. Hani yemeden içmeden kimse iflas etmez ama siz nasıl uyuyorsunuz be oğlum? Azıcık bu kadar maymun iştahlığı bir kenara bırakın. Biraz yardım yapın, biraz sevap yapın. Hep kendime, hep kendime olmaz. Bencilliği bir kenara bırakıyoruz. Bu aralar evrene güzel mesajlar veriyoruz. Evrene dağıtıyoruz ki evren bize daha çok versin. Sen ablanı dinle. Sevgili İkizler Burcu, hiç sevenin yok senin de. İkizler Burcu dedi mi bir hemen öyle kalıyorsun, bakıyorsun suratına. Niçin öyle? Oysa ki İkizler Burcu ne kadar arkadaş canlısı ha? Bir gün seninle arkadaş olup yarın arkandan konuşabilir. Bunu yapabilir. Ama seni sevmediği için yapmıyor. O bilgi akışını seviyor. Dedikodu, gıybet ağababalarını İkizler Burcu yapar. Bu aralar kimlerin hakkında konuştuğunuza dikkat edin. Gidip konuştuğunuz insanı daha çok seviyor olabilir. Dedikoduyu güvende yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınızla otururken bakın. Telefonlara ses kaydı alıyor olabilir. Çevrenizdeki insanlara biraz dikkat etmenizi öneriyorum sevgili İkizler Burçları. Hani ben de sizi çok sevmiyorum ama olsun. Yani fena değilsiniz. Kelavlık sizde. Geldik Aslan Burcu'na. Aman ya Rabbim, sen nasıl bir burçsun böyle oğlum? Bu aralar Aslan Burçları çok kendine bir özgüvenleri gelmiş. Kendilerini çok karizma hissediyorlar, çok kaymak hissediyorlar. Aynı böyle devam. Bu aralar modunuzu çok beğendim sizin. Gezegenler mi, mezegenler mi demeyi bırakın. Bu aralar sizin modunuz yerinizde. Azıcıkın piyasaya çıkın. Azıcıkın kendinizi gösterin. Enerjiniz güzel oldu mu insanlara da güzel gelirsiniz. Ablanı dinle. Başak Burcu. Şimdi ben aşkım, ben Şöhret Kandıra. Ben abartıyı hiç sevmem. Ben bu hayatta her zaman doğallıktan yana olmuş bir insanım. Başak Burçları onun için beni çok iyi anlarlar. Hayatım hep tertipli olsun, düzenli olsun. Bir takıntılı halleri gelmiş bunların bu ay. Aşkım, azıcık şu takıntıları kenara bırak. Bırak saçların yağlı kalsın. Bırak evini toplama. Bırak hayatını yaşa. Biraz da sen kendin deliye vur. Bu kadar hayatın kahrını çektin. Biraz da hayat senin kahrını çeksin. İşe herkesin ağzına. Acıma onlara. Onlar sana acıdılar mı? Başak Burcu sana diyorum. Onlar sana acıdılar mı? Sen de onlara acıma. Şöhret ablanı dinle. Oğlak Burçları. Bu aralar çevremde ne kadar Oğlak Burcu varsa iflasta. Ya karılara paraları yedirmişler. Ya ticaret yapmışlar. Nonni. Bu işler böyle. Oğlak Burçları geçen ay çok bir kendine güvenleri geldi. Kendilerine gelen güvenleriyle birlikte ağır vurup harman savurmak. Oraya mı yatır parayı, buraya mı yatır parayı, karı geliyor. Ye karım, iç karım. Ondan sonra Oğlak Burçları bu ay Mortingen Streise. İflaslarda.
sinirler bozuk. Boğa burcu. Ama nasıl severim ben bu burcu? Eniştenizin burcu da boğadır, aramızda kalsın. Sen Şöhret ablanı dinle şimdi. Boğa burcu, sana azıcık jest geçeceğim. En çok seni araştırdım. En çok seni gözlemledim. En çok gezegenler dedim boğaya ne yapıyor bakayım. Eniştenizin halini tavrını öğreneyim. Ona göre cilvemi oturmamı kalkmamı ayarlayayım dedim. Ben hep bak bunlara göre size konuşuyorum. Sen beni dinle. Şimdi aşkım, sen bu ay hayatında kararlar vermeye çalışıyorsun. Spora mı başlayayım, yeni işe mi gireyim, iş mi kurayım, ne yapayım? Öncelikle otur. Zaman, para, mekan, çevre, bunları bir gözden geçir. Sevdiğin işi bul. Çünkü sen sevmediğin işi de para kazanacağım diye yapabilecek bir auraya sahipsin. Bu böyle olmaz. Hangi işi seviyorum? Hayatım nereye doğru gidiyor? Bunları gözden geçir. Hayatındaki yatırımlarını, hayatındaki seçimlerini buna göre yap. Çok iyisin, çok hoşsun, yeğim içini. Eniştenize. Aaa, öleyim. Öleyim, içini yeğim, yeğim bağırsaktan. O kadar. Sevgili balık burçları. Kızım, niçin böyle ağlıyorsunuz siz sürekli be? Aa, senin gözünün yaşına değer mi o? Vallahi YouTube'da sansür yok. Yesin dedemin altını. Seni üzen kim varsa. Bu balık burçlarına biraz daha iyi davranacaksın. Azıcık pozitif ayrımcılık. Bu ay bu insanlar birazcık heyleri tepelerinde, azıcık psikopatlıkları üstlerinde. Vallahi balık burcu size bir kin toplarsa, kin kaparsa ömür billah bedduası yakanızdan eksilmez. Balık burçları böyle burçlardır. Azıcık balık burcuna karşı ayağını denk alacaksın. Onun ahı tutarsa sana iki yakan bir araya gelmez. Dekolte giyinmekten üşütürsün kendini o derece. Şimdi geldik akrep burçlarına. Sevgili akrepler, çok seversiniz hani kavraşmayı. Ben biliyorum sizi. Kadını da erkeği de böyle bunların. Hayat bunlara güzel. Seviyeler. Hep yiyelim, hep içelim, hep gezelim. Ama kafaları da çok iyi çalışır bunların. Kimi nasıl konuşacaklarını çok iyi bilirler. Kimin yanına nasıl oturacaklarını, kalkacaklarını çok iyi bilirler. Ama beni iyi biliyorsunuz mu siz? Akrep burçları, siz şimdi beni dinleyeceğiniz. Öncelikle hayatınızdaki yiyicilere atın. Yedirmeyin kendinizi bu kadar fazla. Kenelerden bir kurtulun. Böyle olmaz. Niçin? Şimdi sen yedirirsin, yedirirsin, yedirirsin. Hayatın bir alma verme dengesi vardır. Hani sen seversin birini ama oralara girmiyorum şimdi. Bir şey veriyorsa karşılığında bir şey alacaksın. Hayatın alma verme dengesini bozduğun an ki sen bunu çok iyi yapamıyorsun. Bütün hayatının dengesi bozulur. Sen beni dinle. Tamam? Ay, yay burçları. Nerede alem, nerede gezmek, nerede ortam, oradasın. Aynen bu şekilde devam et. Hayat bir gün, o da tam olarak bugün şu an şu saniye sen de beni izliyorsan yiyeyim içini. Hayatına beni soktuğun için teşekkür ederim Şöhret ablandan sevgiler. Şimdi canım benim, ne bu şimdi sevdilik? Onu mu seviyorsun, bunu mu seviyorsun? Bu insanlar da insan. Ay, dünya senin de etrafında dönmüyor ki. Ama sevdi mi de nasıl sever? Ama sahiplendi mi de nasıl sahiplenir? 15 saniye sonra seni hiç tanımamış gibi gider bu yay burçları. Aşkım benim, yiyeyim içini bu ay birazcık dikkat et bunlara. Er kuşun eti yenmez. Alemlerde, ortamlarda bu kadar dikkat çekmeyeceksin. Tamam mı? İlk seni yerler çünkü. Bu aralar biraz kendine dikkat et. Etrafındaki yiyicilerden acilen kurtul. Sen Şöhret ablanı dinle. İçim şişti, geldik Koç burcuna. Son burcumuz Koç burcu. Koç'u sonra bıraktım. Vallahi derler ya, koç bu koç. Aynen öyle. Nasıl sevdiğini sahipleniyorsun sen ama bu aralar başın yanacak senin sevdiklerinden. Çok kıskançlık yapıyorsun. Psikoloğun birazcık bozulmuş. Niçin öyle? Hemen geç aynanın karşısına. De ki ne oldu oğlum bana? Ben niçin böyleyim? Niçin insanların hayatlarını cehennemlere çeviriyorum? Zemane oluyorum ben bir anda. Yapma bunu. Çevrendeki herkesi kaybedersin sen bu gidişle. Sonra girersin Şöhret ablanı izlersin. Derim ki sana, beni dinlemezsen kirli topuklu ortağım, işerim mor damaklı ağzının içine. Böyle de bir insanım ben. Sinirliyim. Beni dinlemezsen beni izleme oğlum. Tamam mı? Şimdi koç, sevgili koç burcu. Hayatın sınırlarına dikkat et. Kendine sınırlar çizme ama başkasının da sana sınır koymasına izin verme. Peki Maylife, Mayrules. Her zaman Şöhret ablanı dinle. Çevrendeki insanların yorumlarına kulak asma. Ama kendin de bir hayat düzeninde git. Çok dağılmışsın bu ara sen. Ben böyle dağınıklık sevmem. Senin için konuşuyorum. Sen ablanı dinle. Şöhret Kandıra ile astrolojinin sonuna geldik. Beğendiyseniz bu içeriğimi devamı için yorumlara yazın. Hani beğenin, abone olun, bir şeyler yapın. Biz de Levan'ımıza bakalım içeri içe. Hep stüdyo, hep ışıklar, hep makyaj, hep saçlar, hep bunlar para. Levan lazım hepimize. Allah bize hepimize bol levanlar versin. Öptüm.